Igjen hører jeg Hep söylüyorum. Motivasyona ihtiyacımız var. Kabul. Ama disiplinli olmaya daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü motivasyon geçici, disiplin kalıcıdır arkadaşlar. 21 gün boyunca disiplinli bir şekilde ilerlersek bu iş hal olacaktır. Çünkü bugün tam olarak dil bilgisinde, ses bilgisinin ikinci bölümündeyiz. Artık bilmezsen olmaz köşemizdeyiz. Artık nokta atışı testlerimize devam edeceğiz ve bugün konumuzu nihayete erdirmiş olacağız. Bunun dışında bu derse geçmeden önce hemen bir güncelleme vermek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım da beni uyardı. Öğrencilerim de uyardı. Ya hocam yeni bir güncelleme var. Hemen bir e, bakmanız gerekiyor diye. Arkadaşlar TDK bugün itibariyle ünvan kelimesini değiştirdi. Hemen göstermek istiyorum. Tabii ki biz kitaplarımızı bundan önce yazdığımız için burada hemen bir değişikliğe gideceğim. Zaten birinci baskı e, çok az kaldı. Bitmek üzere ikinci baskıda düzeltmeye gideceğiz. Ünvan diye yazıyoruz. Hemen bir e, kitaplarınıza not alabilir misiniz? O böyle boşluk bırakmıştık ya yazım kurallarında. Oraya hemen bir not alalım arkadaşlar. Bunun dışında boy poz kelimesine lütfen ama lütfen dikkat ediniz. Boy poz dediğimizde de boy poz da diyor, boy boz da diyor. Kendisi karar veremedi arkadaşlar. Karar verince ben size döneceğim çünkü artık sürekli bakmak zorundayız. Bir de yeşil zeytin meselemiz var. Yeşil zeytin ayrı yazıyor artık. Evet zaten ki artık tekniğimizde de şu an çok ciddi bir şekilde uyumuş oluyor. Oluyor. Bu yeşil zeytin mi? Evet. Yeşil mi bu zeytin? Evet. Yeni anlam olmadı için ayrı yazıyoruz arkadaşlar. TDK e, sürekli bir güncelleme halinde. Bu sebeple biz son güne kadar zaten beraberiz. Son güne kadar videolarımız devam edecek. Güncellemelerden de ben size haberdar etmiş olacağım. O zaman hazırsanız efsane bir ders başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen bilmezsen olmaz köşemizi bir açalım bakalım birlikte. Ve burada Bakın şu uyarılarıma dikkat edelim. Sonrasında da ne yapacağız arkadaşlar? Yine yaparak yaşayarak öğreneceğiz. Arkada da gördüğünüz üzere. Hemen e, uygulamalara geçmiş olacağız. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus ne olacak? Yemek ve N kelimeleri Y kaynaştırma harfini aldığında daralmış olacak. Az yiyen çok uyur, çok yiyen güç uyur derken bakın yemek kelimesini hemen şurada bir alalım. Az yiyen derken ne olmuş arkadaşlar burada? Aslında kelime yemekten geliyor değil mi? Bakın E geniş bir ses, İ dar bir ses. Geniş sesi dar yaptığım için artık ne oldu? Ünlü daralması olmuş oldu. Bakın geniş bir sesti E, İ dar bir sestim. Genişi dar yapmış oldum. Çok yiyen güç uyur uyur derken de durum aynı. Yiyen kelimesini alıyorum. Yiyen kelimesi yemek değildir yine. Yemekten gelir. E, geniş sesi i dar sesine dönüştüm. Genişi dar yaptım. Yine ne yaptım arkadaşlar? Ünlü daralmasını gerçekleştirmiş oldum. Niye beni onca sene aramadın derken hemen kelimemize bakıyoruz. Niye kelimesini aldık? Niye kelimesinin orijinali nereden gelir? Neden gelir? Bakın E geniş bir ses yine. İyi dar bir ses. Genişi dar yaptım. Ünlü daralmasını gerçekleştirdim. Gülücük ve öpücük sözcüklerinde ünlü türemesi değil ne vardı? Ünsüz düşmesi vardı. Çoğu öğrenci yanlış biliyor. Siz doğrusunu biliyorsunuz. Biz zaten bunu konuşmuştuk. Bir hatırlatmak istedim tekrar. Öpüşcük neden de arkadaşlar? Çünkü bu cık cık küçültme eki nereye geliyor demiştik? İsme geliyor demiştik. Burada artık ünsüz düştü. Öpücük oldu. Şey ünsüzü düştü. Ve gülücük oldu diyoruz. Evet yine bir dikkat uyarımız var. Güzel bir uyarı arkadaşlar. Kalkmak ve gelmek fiilleri dırdir, tırtir çatı eklerini aldıklarında ünsüz düşmesi olur. Bu kitabı vaktinde isteseydin tabii ki getirirdim Bakın getirirdim kelimesini hemen bir elimize alalım. Getirmek kelimesi gelmekten gelir. Çünkü benim size bir şey getirmem için önce gelme eylemini yapmam gerekir değil mi? Gelmem gerekir. Aslında o getirmektir. O zaman ne oldu biliyor musunuz? Geltirmek olduğu zaman buradaki L ünsüzü düşmüş oldu. O zaman siz de dediniz ki evet burada ünsüz düşmesi söz konusudur dediniz arkadaşlar. Evet kaldırımlar içimde büyümüş bir insandır. Burada da var yine çok güzel. Kaldırımlar kelimesi kalkmaktan gelir. Yolların kalkması değil mi? Kaldırım zaten yolun şöyle kalkmasıyla oluşur. Dolayısıyla kalkmaktan geldiği için arkadaşlar K sesinin düştüğünü görüyorsunuz ve ne diyorsunuz artık yine ünsüz düşmesi vardır diyorsunuz çok güzel ve ek fiil düşmeleri kesinlikle ünlü düşmesidir. Sakın ola buna dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. İdi imiş ise şeklinde siz bir kelimeyi okuyorsanız ve ile de aynı şekilde bunlar ünlü düşmesidir. Map kitabında bizzat yer vermiştir. Sorabilir dikkat diyoruz. Öğrenci Öğrenciymişsin derken öğrenci imiş bakın düşen imek eki ek fiil okuyordum derken mesela kitap okuyordum derken düşen imek yine ne olacak? Ek fiil olmuş, olacak arkadaşlar. Hadi 47'ye geçelim bakalım. Artık ses bilgisi uygulamalarındayız. Ne yapacağız? Ünsüz yumuşamasına ve ünsüz benzeşmesine uğrayan sözcükleri bulacağız, altlarını çizeceğiz. Hadi gelin birlikte yapalım. Ondan gördüğü sevgiye karşı hissiz kalamazdı derken hemen şöyle şurada gördüğü kelimesini bir almak istiyorum arkadaşlar. Gördüğü kelimesinde bir adet ünsüz yumuşaması vardır. Peki neden hocam derseniz, hemen ne yapıyorduk? Bizim esas noktamız neydi? Kelimenin orijinalini düşünmekti ve yumuşamada p ç t K, B, C, D, G ye dönüşüyordu. Gelin birlikte bakalım. Gelin gördüğü kelimesini alalım. Kelimenin orijinali gördük değil midir arkadaşlar? Evet. Bakın burada K sert bir sessiz. G yumuşak. Sert yumuşak yaptım. O takdirde ünsüz yumuşamasını görmüş oldum. Ama buradaki hissizde ünsüz türemesi falan yok demiyorduk. Hatırladınız mı? Neden demiyorduk? Çünkü artık orada bir yapım ekiydi. O yüzden demiyorduk. Şöyle bir şuraları ikili ikili gidelim. Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz demişiz. Arkadaşlar sanattan. Bakın ben ne demiştim size. Benzeşmeyi bulurken arkadaşlar kelimenin kökü ve eki dikkate alınırdı. Sanattan demedim, sanattan dedim. Ek köke benzedi fıstıkçı şahapta. O halde benzeşme oldu, değil mi? Dağdaki bağdakini kovamaz. Bakın Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Kökler her zaman vardı, ekler sonradan geldi. Sonradan gelen ekler köke benzediği için biz buna ünsüz benzeşmesi diyoruz. Adı üstünde Tamam mı? Dolayısıyla ek köke her zaman benziyor. Bu sebeple ünsüz benzeşmesi yine vardır demiş olduk arkadaşlar sanattan kelimesinde. Peki devam edelim. Papatyaları sevdiğini bilseydim masaya bir demet koyardım. Bakın sevdiğini kelimesine alın. Bunu çok yaparlar biliyor musunuz? Çok görürsünüz bu şekilde. Genel olarak dık dik sıfat fiilini yumuşatarak size sormak isterler. Direkt ünsüz yumuşaması. Diğer adı neydi siz söyleyin? Ünsüz değişimi. Sevdiktir aslında. K sert G yumuşaktı, sert'i yumuşak yaptım, ünsüz yumuşaması gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Evet böyle bir şarkı vardı değil mi? Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Evet güzel. Peki, gidenlerden, gitmekten geliyor arkadaşlar. Nasıl? Aslında bakın çok güzel bir örnek oldu değil mi? Çünkü yanlarına böyle ek aldıkları zaman görmek zor olabiliyor. O yüzden dikkat ediyorum. Ne yapıyorum? Gidenler kelimesi gitmekten geldi dedim. T sertti, D yumuşak. Bakın ne yaptım? Sert yumuşak yaptım. Ünsüz yumuşamasını gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Çok güzel. Bana kelimesinde de ne var? Ee, orada da bir ne var? Siz söyleyin. Ünlü kalınlaşması var, değil mi? Bana ve sana da oluyordu o da sadece. Ama burada istemediğimiz için yine de söyledik. Evet devam edelim arkadaşlar. Şu biraz daha büyütebilirim sizin için. Evet. Nihayet istediğim gerçekleşti. Dilediğim üniversite adeta bana tecelli eden hakikatim oldu. Diliyorum bu sene sizin hakikatiniz de bu olacak arkadaşlar. 2024 tayfaya yakışır sonuçlar getireceksiniz. Ben buna canlı gönülden inanıyorum. Bakın istediğim yine bir ne görüyorum sıfat fiilin yumuşaması halini görüyorum. Dilediğim yine bir sıfat fiilin yumuşaması hali. Bakın istediğim derken aslında orijinali nedir siz söyleyin istediktir değil mi? K sertti, G yumuşaktı, serti yumuşak yaptım, ünsüz yumuşaması gerçekleşmiş Oldu. Dilediğim bakın burada da var yine arkadaşlar bir yumuşama dilediğim dersiniz G yumuşak ünsüzü ne oldu K'ye dönmüş oldu ve ünsüz yumuşamasını gördüm ama sesim çıkamıyor yalanın ardından derken bakın çok güzel bir kelime daha geliyor art art arda gelir bütün dertler bakın art Arda dediğimde yine orada da yumuşama var değil mi? Yalanın ardından derken arkadaşlar şurada ne var? Kelimemiz aslında arttır. Ne oldu? T, D'ye döndü ve bir adet yumuşama yine gerçekleşti. Evlerinin önündeki saksıda bakımlı bitkiler vardı derken. Bakalım hemen bitki çok güzel bir kelime değil mi? Kelimenin bir kökünü alabilir miyim? alalım hadi bitmek. Bit gidemedim. Eki köke benzettim. Bakın ne oldu? Ek köke benzedim. O sebeple ünsüz benzeşmesi gerçekleşmiş oldu arkadaşlar bitki kelimesinde. Tüm memurlar bu tehdidi üstlerine bildirdi derken tehdittir aslında orijinalim değil mi? Bakın hep ne yapıyorum hep aynı şey yapıyorum fark ettiniz mi? Kelimenin orijinalini düşünüyorum bir de bağlama bakıyorum yani orijinalini yazdım buraya tehdit Sonra geldim bağlama baktım. Aa yumuşamış bağlamda. O zaman dedim ki burada evet ünsüz yumuşaması vardır dedim. Çok güzel. Hadi devam edelim. Artık kelime kelime göreceğiz. Biraz daha böyle görsel hafızamızda oturacak. Zihnimize daha çok oturacak böylece sorularda yanlış yapmayacağız arkadaşlar. Aşağıda sözcüklerde meydana gelen ses olaylarını bulacağız. Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz sertleşmesi, ünsüz değişimi, ünsüz türemesi. Adaş kelimesi. Aslında addaş değil midir? Mesela bir tane daha Gamze olsun. Aynı ada sahibiz biz onunla. Addaşız yani. O zaman ne oldu arkadaşlar? Aslında ünsüz düşmesi var değil mi burada? ünsüz düşmesi addaş ben niye bunu koymamışım buraya hemen bu bakalım. Neyse biz kendimiz de yazabiliriz arkadaşlar. Adaş kelimesi nereden gelir? Şöyle şuraya ben yıldızlayarak yazıyorum. Siz de üstüne yazın. Adaş kelimesi aslında addaştan gelir. Aynı ada sahip olmak. O zaman ne oldu? Ünsüz düşmesi olmuş oldu arkadaşlar. Çok güzel. Gece kelimesi yine nefis bir kelime. Nereye yazarım geceyi? Ne olmuş gecede? Siz söyleyin. Ünsüz değişimi olmuştu, değil mi? Gece kelimesi. Çünkü geçmekten gelirdi gece. Neydi? Aslında burada bir ç sert ünsüzü vardı, değil mi? Sert ünsüz C yumuşak ünsüzüne dönüştüğü için ne dedik? Ünsüz yumuşaması vardır dedik arkadaşlar. Bükülüm, bükülmekten gelir bükülüm. O zaman ne oldu bükülümde? Artık bir ünlü düşmesi gerçekleşmiş oldu. Ayakkabı. Ben bunu göstermezsem olmaz arkadaşlar. Hemen bir tane ayakkabı buldum evden. Evet arkadaşlar ayakkabı derken bakın ayağıma geçirdiğim bir kaptan bahsediyorum değil mi aslında? Heh. O yüzden o yüzden şöyle göstereyim. Evet kamera umarım netliyordur. Evet arkadaşlar burada ayakkabı derken aslında ayak kap kaptan geliyor. Dolayısıyla orada ne oluyor biliyor musunuz? Ünsüz değişimine gelecek artık. Ayak kapıdır o ve Kaptır yani yumuşama var değil mi? Ayakkabı derken yumuşama var. Çok güzel. Hissiz burada herhangi bir ses olayı yok. Çeldirdik değil mi? Burada buna çok dikkat edin dedim. Sakın ünsüz türemesi falan demiyorsunuz oradaki siz yapamayacak arkadaşlar. Tıbbı kelimesi yine bir adet ünsüz yumuşaması tıptan gelir. Tıbbı olmuş. P sert, B yumuşak. Sert yumuşak yapıyorum. Coşkun. Bakın kelimemin kökü coşmak. Kun ekini getirdim. Coşgun demedim. Coşkun. Evet arkadaşlar coşkun kelimesiyle devam ediyoruz. Bizim mantığımız neydi? Kelimenin kökünü almak ve kökle ek arasında bir takım benzerlikler varsa fıstıkçı şahap aslında yan yana geldiyse orada benzeşmeyi görmek. Bakın şimdi arkadaşlar coşkun kelimesini ele alıyoruz. Coşkun kelimesini aldığımızda burada ne oldu bakın? Kelimenin kökü aslında coşmak da değil mi? Kelimenin kökü coşmak. Ama ben buna coşkun demedim. Artık buradaki coşkun'daki ne oldu? G sesi K'ye döndü. O halde ne diyorsunuz? Benzeşme vardır diyorsunuz. Aslında esas prensibimiz tam olarak şu olacak. Kelimenin kökünü alacaksınız ve kelimenin kökü coş. Yani ş şey, fıstıkçı şahap'tan bir tanesiyle bitti ve ona getirdiğim ek bununla devam etti. Dolayısıyla ş şey, K bakın ek ve kök birbirleriyle ilişkili hale, hale devam etti. O halde ne dedim? Benzeşme vardır dedim. Dolayısıyla burada ünsüz sertleşmesi, diğer bir ismiyle ünsüz benzeşmesi vardır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kelimenizin kökü bakın coş. Fıstıkçı Şahap'tan biriyle bitti. Coşgun demediniz, coşkun dediniz. Bakın ek köke şu halde benzedi. O sebeple ünsüz benzeşmesi ya da ek ve kök birbirleriyle uyum halinde olduğu için ünsüz uyumu ya da ek ve kök birbirleriyle Burada bir uyum ve benzeşme sağladığı için ve sert ünsüzler olduğu için ünsüz sertleşmesi adını vermiş oluyoruz. Evet ıssız kelimesi herhangi bir ses olayı yoktur. Çünkü zaten kelimenin kökü ıs değil ki ıssız. O sebeple herhangi bir ses olayı yoktur diyoruz arkadaşlar. Ve yükselen kelimesine bakıyorum. Hemen kelimemin orijinalini düşünüyorum arkadaşlar. Kelimenin orijinali nedir siz söyleyin. Yüksektir. Dolayısıyla burada bir adet ünsüz düşmesi söz konusudur. Siz buna kendiniz ekleyin. Oraya vermemişiz. Önemli değil. Ne diyeceksiniz? Yüksek diyeceksiniz arkadaşlar. Ve kelimenin orijinalindeki artık k ben ne olduğunu görüyorum. Artık burada düştüğünü görüyorum. O halde diyorum ki evet burada bir adet ünsüz düşmesi söz konusudur. Bakın yaptığımız şey hep aynı fark ettiniz mi? Her zaman kelimenin orijinalini düşünüyoruz. Bir de bağlama gidiyoruz. Kelimenin orijinali ile bağlam arasında bir fark varsa bilin ki ses olayı meydana gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet esirgiyor kelimesini de hemen bir alalım bakalım. Kelimenin orijinalini düşünüyoruz. Esirgemektir değil mi? Kelimenin orijinali Esirgedir. Bakın ne oldu artık? Oradaki E geniş sesi I dar sesine döndü. Genişi dar yaptım. Yine adı üstünde ünlü daralması. Çok basit değil mi? Hep kelimenin orijinallerinden gittiğimiz zaman olay çözülüyor arkadaşlar. Bakın E geniş sesi I dar sesine döndüm. Genişi dar yaptınız. O halde ne yaptınız? Ünlü daralmasını gerçekleştirmiş oldunuz arkadaşlar. Devam edelim. Gencecik kelimenin orijinalini bir düşünür müsünüz lütfen? Kelimenin orijinali ne? Genç, değil mi? Dolayısıyla Burada bir adet ne oldu artık siz söyleyin yumuşama oldu arkadaşlar gençti bakın kelimenin orijinali ama şurada o orijinal ses ne oldu C'ye döndü. Yani benim buradaki sert sesim artık yumuşak oldu yani Ç C'ye döndü o halde ben buna ne dedim hemen ünsüz değişimi adını vermiş oldum. Evet genç siz yazın lütfen kitaplarınıza ünsüz değişimi yani ünsüz yumuşaması oldu. Peki aynı zamanda hocam burada bir adette e türemedi mi? Evet türedi. Aynı zamanda bir adette ünlü türemesi vardır dersiniz arkadaşlar. Hem ee, dediğimiz gibi hem yumuşama yani birden fazla ses olayı olabilir hem de ünlü türemesi vardır. Artık buradaki e ünlüsü türemiş oldum. İlerliyor kelimesi orijinalde nedir? Siz söyleyin ilerle. Evet, yazdım ben buraya orijinalini. Dedim ki evet ilerle. E şimdi hemen ne yapıyorum? Bir orijinaline bakıyorum. İyi de orijinalinde ama burada ne? E. O zaman dedim ki E geniş bir ses, İ dar bir ses. Hocam genişi dar yaptım bakın. O zaman genişi dar yaptığımda ben buna ne diyorum? Ünlü daralması diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Çok basit. Fark ettiniz mi? Hep orijinalleri başka bir mantalitesi yok. Teknik kelimenin orijinalini düşün. Bağlama bak. Kelimenin orijinaliyle bağlam arasında bir fark varsa işte ses olayı meydana gelmiştir. Bunun dışında bir şey yapmanıza asla gerek yok arkadaşlar. Evet dedim ki e geniş sesi i dar sesine döndü. Genişi dar yaptım. O halde dedim ki ben burada ünlü dar almasım gerçekleştirdim. Sızlar, gönlüm sızlar onu gördükçe dediğimde kelimenin orijinali nedir? Sızıdan gelir arkadaşlar. O zaman burada bir adet ne görüyorsunuz? Ünlü düşmesi görmüş oluyorsunuz. Kelimenin orijinali sızıdır. Ama siz şunu göremediniz bakın. Kelimenin orijinali sızıydı. Burada bir ı sesi var. Ama bu ı sesi burada var mı? Yok. Çünkü ne oldu? Artık düştü diyorsunuz. O halde ne oldu diyorsunuz? Sızı kelimesinde bir adet ünlü düşmesi olmuş oldu diyorsunuz. Koynumda derken yine arkadaşlar kelimenin orijinalini düşünüyorum. Kelimenin orijinali koyundur diyorum ve burada bir adet u sesinin düştüğünü görüyorum ve ne diyorum? Ünlü düşmesi vardır diyorum arkadaşlar. Çok güzel, harika. Ardında bıraktım seni derken artık burada ne oldu siz söyleyin art derken artık burada bir adet yumuşama oldu. T sert bir sessizdi. D yumuşak. Serti yumuşak yaptım. Ünsüz yumuşamasını yakalamış oldum. Diğer bir adı ünsüz değişimidir. Bunu da unutmayınız. Evet sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecek? Var mı ses olayı? Yok bak çeldirici gelir İlla burada hocam ss yan yana gelmiş bunu diyemezsiniz neden bunu hissiz örneğinde vermiştim ses isim kök Buradaki sessiz isimden isim yapım eki olur arkadaşlar artık tamam mı? Dolayısıyla burada herhangi bir ses olayı yoktur diyorum. Karnı çok acıkmış. Bir şeyler atıştırsın. Acıkmış kelimesi nereden gelir? Siz söyleyin hemen. Açtan gelir. Aynen öyle. O zaman ne oldu? Ç sert bir sessizdi. C yumuşak. Serti yumuşak yaptım. O halde ünsüz yumuşamasını gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Gideceklermiş. Yarın İzmir'e gideceklermiş dedim. Kelimenin orijinalini aldım. Gitmek. T sert bakın. D yumuşak. Serti yumuşak yaptım. Ünsüz yumuşamasını gerçekleştirmiş oldum. Durakta arkadaşını karşılıyor derken karşılamaktan gelir değil mi? Bakın daralma. Kelimenin yine orijinaline gidiyorum. Diyorum ki karşıla. A geniş bir ses. I dar bir ses. Genişi dar yaptım. İşte ünlü daralmasını yakalamış Oldum. Harika. Şaşıyor mu? Şaşmıyor. Tek bir soruda bile şaşmaz. imkansız Ezber falan yapmıyorsunuz. Kelimenin orijinalini düşünüyorsunuz, bağlama bakıyorsunuz. Ne oldu? Düşen ünlü mü? Ünlü düşmesi. Düşen ünsüz mü? Ünsüz düşmesi. Yumuşamış mı o kelime? Ünsüz yumuşaması. Sertleşmiş mi? Önsüz sertleşmesi. Bu kadar. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet hadi bakalım örneklerimiz uygulamamız da bitti. Ve bizi artık nokta atışı harika bir test karşıladı arkadaşlar. Böyle nokta atış testlerimiz de var. Normalde biliyorsunuz ki soru bankamızdan daha fazla çözeceğiz. Ve bugün ödevleri de vereceğiz. Ama ben yine de video ders kitabımızın içine de böyle nokta atışı testler bıraktım arkadaşlar. Şöyle ödev vereceğim kalsın bakalım. Evet, bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demişiz. Genelde böyle veriyor. Bir tane ne yapıyor arkadaşlar size? Bir tane şiir veriyor ve buradaki ses olayını bulmanızı istiyor. Hemen bir bakalım birlikte. Ee, ben tek tek gideceğim tamam mı? Normalde aa, şu cevaptır demeyeceğim asla. Tek tek hepsini size göstermek istiyorum. Geceleyin bir ses böler uykumu. Hemen bir kelimeyi alır mısınız arkadaşlar? Gece kelimesi nereden gelmektedir? Bir siz bana söyleyin bakalım. Gece kelimesi nereden gelmektedir? Harikasınız. Gece kelimesi geçmekten gelmektedir. Ç sert bir sestir, C yumuşak bir sestir. O zaman ben burada serti yumuşak yaptım. Ne yaptım? Ünsüz yumuşaması. Diğer bir ismiyle nedir bu? Siz söyleyin. Ünsüz değişimi. Harikasınız. O zaman ne oldu arkadaşlar? A seçeneğim gitmiş oldu. Devam edelim. Uykumu kelimesini hemen bir alalım mı sizle birlikte? Bence alalım. Uykumu kelimesi nereden gelmektedir? Söyleyelim bakalım. Nereden gelir arkadaşlar uykumu kelimesi? Uyumaktan gelir değil mi? Ama ben buradaki U sesinin artık şurada olmadığını görüyorum. Çünkü düştü. O zaman ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir adet ünlü düşmesi vardır diyorsunuz. Ünsüz yumuşamasına aykırılık nasıl buluyorduk hocam? Kelimenin kökü P -Ç -T K ile bitsin. Yanında bir adet ünlü olsun. Bir tane kelime aklınızda bulunsun hep tamam mı? İçim kelimesi mesela. İçim çekiyor seyahatleri desem. İçim, iç. Bakın P -Ç -T K ile bitti değil mi? Evet. Buna bir tane ünlüyle başlayan B kaldım içim. Ama icim falan olmadı. Yani yumuşama olmadı. O zaman ne diyorum? Aykırı diyorum. Burada da böyle bir şey arayacağım. Hadi birlikte bulalım. Kelime PCTK ile bitsin. Ünlüyle başlayan bir ek alsın. Ama yumuşamasın arkadaşlar. İşte bulduk. Aşıkıyım. Bakın ne oldu? K ile bitti değil mi? Aşık. Evet. Ünlüyle başlayan bir ek aldı ama aşığı falan olmadı. Dolayısıyla bu da gitti. Ünlü daralması var mı? Hadi bir birlikte bakalım. Dar daralma var mı? ...neredesin? Tabii bunun yazımın... ...neredesin olacak bu arada arkadaşlar ama... ...bu bir şiir olduğu için değiştirmedim. Doğrusu... ...neredesin tamam mı? Yazım yanlış olur... aksi takdirde. Ee, ünlü daralması... ...var mı? Evet var hocam. Görüyoruz değil mi ünlü daralmasını da? Harika. Harikasınız. Arıyorum kelimesi. Hemen şöyle bir tekniği de... Ku ...kullanalım. Kelimenin orijinaline... ...gidiyorum. Git orijinaline kelimenin. Nedir orijinali? Aramak. Yazdım buraya aramak. A geniş mi bir ses mi? Evet bakın çok tombul bir ses ama ı dar bir ses e, genişi dar yaptım adı üstünde ünlü dar alması oldu değil mi? Evet hiç değişmiyor bakın genişi dar yapıyorsunuz o zaman diyorsunuz ki evet hocam burada bir adet ünlü daralması vardır diyorsunuz cevabımızda ünsüz sertleşmesi oluyor. Eğer ki ünsüz sertleşmesi olur olsaydı buradaki örneklerde fıstıkçı şahap yan, yan yana gelirdi değil mi? Mesela onun da ben hemen bir örneğini vereyim. Mesela ne olsa olurdu geçti istemem gelmeni yokluğunda buldum seni kelime bu olsun bakın geçti Gördünüz mü? ÇT. Geçti demedim, geçti dedim. Ek köke benzedi. Mantığınız hep ünsüz benzeşmesinde. Kelimenizin kökü fıstıkçı şaptan biriyle bitsin. Getirdiğiniz ek de bununla devam etsin arkadaşlar. Tamam mı? Öyle olduğu takdirde dersiniz ki benzeşme vardır. Evet ikinci soru geliyor. Nefis bir soru. Bak bayılacaksınız bu soruya. Bir siz çözer misiniz soruyu? Çel derecesi oldukça yüksek bir sorudur. O yüzden dikkat, dikkat, dikkat diyorum arkadaşlar. Bir çözmenizi istiyorum. Harika bir soru. Çok önemsediğim bir soru. Bu sebeple bu soru yıldızlansın ki bu yıldızlar sınavda bizi yıldız yapsın değil mi? Evet, yıldızlı. Peki, evet. Harika. Bu arada bugün sonuçlar açıklandı arkadaşlar ve o kadar güzel sonuçlar geliyor ki Türkiye 300. Üncüsü yine bizde. Türkiye 100. Üncüsü yine bizde. Eşit ağırlıkta, sözelde, sayısalda, dilde o kadar derecelerimiz var ki harikasınız. 2023 tayfam benim yüzümü kara çıkarmadı ve beni bugün çok mutlu ettiler. Siz de 2024'te onların izinden gideceksiniz arkadaşlar. Kemik kadrom tabii ki bugün bizim birinci günden son güne kadar yani Haziran'a kadar o canlı yayınlara kadar devam edeceğiz biliyorsunuz ki birlikte ve çok güzel dereceler gelmiş olacak arkadaşlar evet yaş aldıkça saçları seyrelmiş göz baştan alayım bir saniye. Ünsüz düşmesini örnekleyen bir kullanım yoktur dedik arkadaşlar. Ünsüz düşmesini örnekleyen bir kullanım. Ne yapacağım? Yine kelimenin orijinaline gideceğim ve bağlama bakacağım. Hadi birlikte bakalım. Huyu suyu da ipeksi saçları gibi yumuşacıktı. Şu kelimeyi bir alalım mı birlikte? Bence alalım. Yumuşacık kelimesinin orijinali nedir? Siz söyleyin. Yumuşaktır arkadaşlar. Tamam mı? Yumuşaktır. Ama burada, burada ne oldu? Bir bakın. K sesi düştü değil mi? K sert bir sessizdi. Yani bak çıkarken de öyle K Sert çıkıyor gördünüz mü? O zaman ne diyorsunuz? Evet burada ünsüz düşmesi vardır diyorsunuz. Çünkü yumuşak çıktı diyemem zaten. Bakın cik ciklemeye başlarım. O yüzden biz bu tekniği kullanıyoruz. Yani ses olaylarını kullanmamızın sebebi konuşmayı da kolaylaştırmaktır. Tamam mı arkadaşlar? Yumuşakcık diyemedim. O zaman ne oldu? Yumuşakcık K düştü ünsüz düşmesi. Yaş aldıkça se saçları seyrelmiş, göz çevresi kırışmıştı. Hemen dikkat ediyorum. Seyrelmiş kelimesini alıyorum. Arkadaşlar seyrekten gelir bakın. Lütfen seyirden falan almayın değil mi? Almıyoruz artık. Abi bizim öğrenciler almıyor. Çünkü seyir bir yeri izlemek, seyir etmek ama seyrek saçlarının seyrelmesi o zaman kesesinin düştüğünü görüyorum ve ünsüz düşmesi vardır diyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Atilla İlhan, değil mi? Evet. Bu şiirleri edebiyatta çok okuyacağız. Evet. Arkadaşlar yıldızlanacak bir soru geliyor. Şu C seçeneğini bir yıldızlayın. Sakın buraya şunu demezsiniz değil mi? Hocam bu büyükten geliyor. A, K düşmüş, ünsüz düşmesi. Bu büyükten gelmiyor. Çok rica ederim. Çok rica edeceğim size. Bu büyükten falan gelmiyor. Bu büyümekten geliyor arkadaşlar. Nereden geliyormuş tekrar söylüyoruz. Büyümek fiili bu. O yüzden siz buna gidip de hocam K düştü falan diyemiyorsunuz. Dolayısıyla burada Bakın büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. Herhangi bir ünsüz düşmesi falan da olmuyor. Benim cevabım da Ceyhan seçeneği oluyor. Ama diğer seçeneklere bakalım. Bir küçücük aslancık varmış çöllerde. Koşar, oynarmış. Evet, küçücük derken hemen alıyorum kelimemi. Kelimenin orijinali küçükten gelir arkadaşlar ve K sesinin düştüğünü görüyorsunuz ve ünsüz düşmesi vardır diyorsunuz. Binalar yükseldikçe binaları yükselten insanlık alçalıyor. Ne yazık ki öyle oluyor. Yükseldikçe kelimesini aldım. Kelimenin orijinali nedir siz söyleyin? Yüksektir. Peki, hocam şunu der misiniz? Buradaki k sesi burada niye yok? E çünkü düştü. Bak yok gördünüz mü? Orijinali k idi aslında ama şurada şu anda göremedim. Çünkü düştü. E düştüğü için ne dedim? Evet ünsüz düşmesi vardır dedim. Düşen ses ünsüz, ünsüz düşmesi, ünlüyse ünlü düşmesi. Bu arada... Ben hep bu videolar yayınlanırken bütün yorumları da okuyorum biliyorsunuz ki anlamadığınız noktaları ne olur sorun arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız çok zor falan demiş konu zor değil lütfen. Sadece benim söylediğim tekniği uygulamanız gerekiyor. Sakın ezber yapmayınız. Evet geldim üçüncü soruma. Ne demişim arkadaşlar? Biraz daha şöyle büyütelim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki ee, ...sonundaki sesle bir değişim olmaz... ...hemen getirelim mesela... ...art kelimesine getirelim arkadaşlar... ...ne olur? Ardı... ...mesela ardı ardına... kapanıyor diyorlar ...evet bir sıkıntı yok... ...kaseti... ...kaseti demezsiniz değil mi? Heh, burada var... ...burada artık... E, ...seste bir değişim olmayanı soruyor... ...yine kaseti dersiniz... ...bu kaseti... ...taksana falan... ...işte... E, ...kaybım... ...çok büyüktü mesela... ...burada da yine oluyor tehdidi. Bu e, bu tehdidi yanlış algıladı falan gibi söyleyebilirsiniz tehdidi. Dolayısıyla bu da doğru e, yumuşama olur. Orucunu açtın mı derken yine bu şekilde olacak. O zaman cevabım Bursa seçeneği oluyor. Evet dördüncü sorumda geliyor. Hadi bakalım. Bir siz söyleyin cevabı benden önce. Şöyle bir Yanıtlar gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına aykırı bir sözcük vardır? Evet ne demiştik? Kelimemin kökü P fıstıkçı şahaptan biriyle bitecek ama getirdiğim ek onunla devam etmezse aykırıydı değil mi? Biz o aykırılık örneklerini de vermiştik uyarıda dikkat demiştik. E, buna çok çok dikkat edin demiştik değil mi? Ahmet Giller'e gittim mesela burada aykırıydı. E, niye? Ahmet çünkü fıstıkçı şahaptan biriyle bitmişti T. Ahmet Gil dediğimde direkt bir aykırılık görmüş oluyordum arkadaşlar. Hadi böyle bir örnek arayacağız. Küskün pencerelerden ayrılık esiyor yavaş yavaş. Bakın burada yok. Bur, burada bizzat benzeşmeyi yapmışsınız. Neden? Çünkü şöyle küs derken bakın e, fıstıkçı şaptan biriyle bitti. Evet, getirdiğim ek de ona benzedi. Hep beraber arkadaşlar. Evet. Küs gün demedim. Küskün dedim. Evet. O zaman ne oldu? ek köke benzedi, benzeşme oldu. Bu şekilde yazsaydınız yazım yanlış olacaktı değil mi? Küs gün diye yazamazdınız. Bakın ne yaptım? Tekrar söylüyorum küs. Fıstıkçı şaptan biriyle bitti. Ve buna bir tane ek getirdim. Kün, s ve k. Bakın ek köke benzedi. O zaman burada benzeşme vardır. Yalnızlığı oyalamak yakışık almaz ama yarını düşünmeli. Burada zaten benzeşme yok. Bir tek yalnızlığı kelimesinde ünlü düşmesi vardı. Ama o da bizi ilgilendirmiyor zaten. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır, su tozları yağıyor üstümüze. Burada zaten ses olayı yok arkadaşlar. Mesela şurada yağıyor da daralma falan yok değil mi? Çünkü orijinali yağıyor falan değil ki, değil mi? Heh, yok güzel. Türkiye üzüm, turunçgil, muz ve kiraz memleketiydi. İşte geldi burada turunçgil. Arkadaşlar bakın, kelimenin köküne bir bakın. Turunçgil derken bakın ç ile bitti, değil mi? Fıstıkçı şahapla bitti. Normalde turunçkil olmalıydı. Ama ne oldu? Uyum bozuldu. Turunç gil oldu. Yani bizim hep mantığımız fıstıkçı şaptan biriyle bitecek. Getirdiği mek ona benzeyecek. Benzemediği takdirde aykırılık vardır diyorum. Ama... Işte cevabımız denizi. Diğer seçeneğe de bakalım. İstanbul'u gözleri kapalı dinliyordu. Burada zaten benzeşme yok ama burada başka bir ses olayı var. Onu da birlikte bir gösterelim mi birlikte? Ne var? Siz söyleyin. Dinliyordu kelimesinde ne var? Artık bu dinlemektir diyorum. E geniş bir ses, i dar bir ses. Bakın geniş ve dar. Genişi dar yaptım. Ünlü dar alması vardır diyorum. Çok güzel. Evet son sorumuz artık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesinin örneği yoktur diyoruz arkadaşlar. Evet. Ünlü düşmesinin örneği yoktur. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Böyle bir şarkı var değil mi? Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Kim söylüyordu? Hasretini verme baharın yerine. Güzel. Evet. Var mı burada ünlü düşmesi arkadaşlar? Hadi. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Var tabii ki değil mi? Öyle. Harikasınız. Bitmiş bu iş ya. Vallahi süpersiniz arkadaşlar. Biz bu işi birlikte çözeceğiz. Bir soru bile kaçırmayacağız. O öyledir. Bunu konuşmuştuk değil mi? Mesela şöyle de de var. Çünkü o da şu öyledir. Ünlü düşmesi var. Buna bazen aşınma da diyorlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu gittim. TÜYAP'a gittiğimde kitaplarım için farklı ayraçlar aldım. Nefis bir soru var burada, nefis bir kelime var. Bir gösterir misiniz bana nerede ses olayı? Hadi, hadi. Ayraç. Vallahi sorsalar pek çok öğrenciyi elerler. Ayraç ayıraçtan gelir arkadaşlar. Çünkü ayraç normalde kitabı ayırırsınız ya şöyle. Mesela diyelim ben buna işte bir tane ayraç koydum. Değil mi? Ayırmaktan gelir ayraç. Bunu size göstereceğim ama kitap ayracı şu an almamışım yanıma. Tamam mı? Göstereceğim arkadaşlar. Bunun içine var mı? Yok. Mesela bu kitabın şu bölümünü ayırdım. Araya koyarım ya. Mesela kaçta kaldım? Sayfa 41'de. O yüzden ayırdığım için ayır açtır. ayıraçtır. Ayraçta ses olayı vardır. Sorsalar pek çok öğrenciyi, en az 1 milyon öğrenciyi elerler. Çok rahat söyleyebilirim bunu. Ayırmaktan geliyor. I düştü. Ünlü düşmesi süper. Murat et de dirlik olsun baştan başa cemiyette. Burada da var. Nerede siz söyleyin. Bu da... Vallahi bu soruyu çok güzel yazmışım bu arada. Çok beğendim şu an. Evet niye biliyor musunuz? Dirlik de gelebilir çünkü arkadaşlar. Dirlik kelimesi dirilikten gelir tamam mı? Diriden gelir. O zaman buradaki i sesinin de ne yaptığını görüyorsunuz artık. Düştüğünü görüyorsunuz değil mi? İyi düştü. İşte ünlü düşmesi burada da var. Ruhumun ikiziymiş, bu tuttuğum ellerinin iziymiş. Ben size ne demiştim arkadaşlar? Ruhumun ikiziymiş diye okuyabilirsiniz. Bütün ek fiil düşmeleri ünlü düşmesidir. Ellerinin iziymiş derken ek fiil düşmeleri ünlü düşmesidir. Lütfen ama lütfen dikkat ediniz. Bu da gitti. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde gösterisi zamanın. Çok yaklaşmışım. Duyuyorum anlatamıyorum değil. Ben şu an iki farklı şiiri birleştirdim. Bu şiir Cemal Süreyya'nın da. Evet. Sonrasında ne yaptım? Atilla İlhan şiiriyle birleştirdim. Güzel oldu ama şiir. Neyse. Evet. Burada var mı? Yok. Evet. O zaman benim cevabımda ne oluyor? Edirne seçeneği olmuş oluyor. O zaman, o zaman... Bir sonraki dersimizde nereye geçiyoruz? Artık noktalamaya geçiyoruz ama noktalamaya geçene kadar arkadaşlar günün sorusu geliyor önce ve sonra ders nihayete eriyor. Bir de chat'te biliyorsunuz sürekli konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Şöyle bir şey olmuştu. Bilir kişi nasıl? Önce sorumu sorayım. Sonra sizin nereden hatırlayacağınızı ve asla unutmayacağınızı söyleyeceğim. Bilir kişi nasıl yazılır? Gelsin cevaplar. Nereden hatırlıyorduk? Benim üniversite dönemimde geçen gün bu olayı tekrar anlattım bu arada. Anneme anlatıyordum. Hatta annem şöyle yaptı. Gamze'deki yiğitliğe bak. Olay şöyle cereyan etti. Size bu kadar detayı anlatmadım arkadaşlar. Otobüsle gidiyorum. Otobüs firmasının şimdi adını da ifşalayacağım ha. Yani hala böyle bir eskiye döndüm ve çok sinirliyim. 10 sene 10 sene mi oldu? 13 sene falan olmuştur. İşte e, üniversitede öğrenci öğrencilik dönemimde otobüsle gidip geliyoruz falan muavin benim telefonumu çalmıştı tamam mı değil mi sonra olay bilir kişiye gitmişti hatırlıyor musunuz sonra bilir kişi nasıl yazılır dedim ben orada bilir kişi ne demek bilir kişi raporu ne demek o yüzden şöyle yazılıyor dedim hatırlayın olayı sonra ben tabii çok üzgünüm ağlıyorum falan bu arada paramı da çalmıştı bunu söylemedim bunu söylememiştim sonra ne oldu biliyor musunuz şimdi anneme tekrar anlatıyorum olayı ee, ve o anda ben fark ettiğimde otogara gelmiştik. Ee, Esenler otogarda o zaman. Fark ettiğimde dedim ki kimse inmiyor. Herkes dursun ve herkesin çantalarına falan bakılacak. Tamam mı? Böyle herkes bir tedirgin oldu falan. Annem böyle Gamze'deki yiğitliğe bak. Az önce işte anlatıyorum size çekmeden önce. Dedim ki bunu çocuklara anlatacağım. Sonra bir de kuzenlerim ben çok ağlamıştım. Küçüğüm ya daha böyle işte telefonum gitti, param gitti falan filan ağlıyorum. Ondan sonra o zaman da telefon yani çok böyle şey değildi. Bu kadar böyle çok popüler değil. Seneye falan söyleme, söylemeyeyim şimdi yaşımız ortaya çıkmasın. Sonra arkadaşlar kuzenlerim bana bir şarkı yazmış. Şarkıyı chatte yazmıyor. Çok komik. Onu melodili söyleyeyim mi? Aşırı komik. Beni güldürmek için. Ben sürekli ağlıyorum yalnız böyle. Telefonum, telefonum gitti falan filan diye. Sonra şarkı şuydu arkadaşlar. Telefon sende mi? Evet şarkı şuydu arkadaşlar. Telefon sende mi? Telefon sende mi? Telefon sende ise para muavinde mi ben ağlıyorum ama böyle sürekli bir ağlıyorum bir gülüyorum beni güldürmek için sürekli böyle değişik şarkılar besteliyorlar. Biz bu arada normal hayatımızda tabii bayağı oluyor. Bir 10-15 senesi var bu olayın bayağı da esprili bir kuzen çevresine de sahibim diyebilirim. Peki bu, bu bölümü de kesip onlara göstereceğim böyle bir anılar canlansın. Peki şimdi bu bilgiyle ne yapıyorsanız yapın falan demeyeceğim. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu bilgi bizim bilir kişi de işimize yarayacak. Hemen size bilir kişiyi sorduklarında aa hocanın telefonu çalınmıştı, bilir kişiye gitmişti, bilir kişi rapor yazmıştı. O zaman bilir kişi nasıl yazılır diyeceksiniz ve ne yapacaksınız? Anında arkadaşlar bu kelimenin yazılış aklınıza gelecek ve inşallah da bu sene bu soruyu şöyle birebir yakalarız da sizde e, salise de artık arkadaşlar çünkü daha önce Biliyorsunuz ki çok böyle hızlı hızlı e, çözdü arkadaşlarımız. Ana dil sorusunda bu olmuştu. İnşallah bu senede bu kelime de olacak. Evet, evet şimdi hiç hatırlatmıyorsunuz. Hocam ödevler demediniz. Hemen ödevleri veriyorum ve ardından dersi nihayet erdiriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu an ses bilgisine kadar bitirdik video ders kitabımızdan. Video ders kitabımızdaki örneklerimiz, nokta atışı testlerimiz, ÖSYM gibi testlerimiz de çok kıymetli görüyorsunuz ne kadar güzel sorular arkadaşlar. Tam böyle sorulmalık. Dolayısıyla bunu bitirdik. Noktalamaya geçmeden ödevimiz hemen soru bankamızdan gelecek. Hemen soru bankanızı açıyorsunuz. Zaten yazım kurallarının ödevini vermiştim. Yazım kurallarını hala bitirmediyseniz onu bitiriyorsunuz. Ardından da neyi bitiriyorsunuz arkadaşlar? Ses bilgisini bitirmiş oluyorsunuz. Ses bilgisini artık çözebilecek kıvamdasınız. Anlamadığınız noktaları da hemen bu videonun altında soruyorsunuz. Ben de anında cevaplamış oluyorum arkadaşlar. Ödevleri günü gününe yapmamız çok önemli. Aslında biz 21 günde sadece dil bilgisini bitirmeyeceğiz. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Hem dil bilgisi video ders notunu bitiriyoruz hem soru bankası bitiriyoruz. Bir taşla birlikte iki kuşla vurmuş oluyoruz farkındaysanız arkadaşlar. Dolayısıyla bu da çok çok önemli olacak bizim için. Bakın Benimle birlikte son güne kadar giderseniz arkadaşlar artık 40'ta 40 hayal hocam yapamam hocamın ötesine geçmiş olacak. Bugün bir de o kadar güzel mesajlar aldım ki bunları da paylaşacağım. Türkiye 300. yüzüncümüz, Türkiye binincimiz, Türkiye 100. yüzüncümüz yine bizim kanaldan çıktı arkadaşlar. Size de ilham olsun diye böyle 2023'teki öğrencilerimin netlerini ve sonuçlarını da paylaşmış olacağım. Dolayısıyla güne gününe gidersek aslına bakarsanız bu iş o kadar da zor değil. Ben son güne kadar yanınızdayım. Son güne kadar birlikteyiz ve biliyorsunuz değişiklikler oluyor. TDK'de değişiklikler oldu arkadaşlar. Onun için de ayrı bir video yapmayı planlıyorum bu arada. Ayrıca şöyle güzelce video yapacağız ve biz zaten burada boşluk bırakmıştık ya e, istisnai örnekleri vesaire şeklinde e, gerçi istisna değil artık ünvan kelimesini değiştirmiş adamlar ama kağıtkeyi bize o, uymuşlar e, yeşil zeytinde uymuşlar özellikle onları da bir tekrar ayrı bir videoda konuşacağız Dolayısıyla son güne kadar birlikteyiz arkadaşlar bu nokta çok çok önemli bakın eski kitaplar güncel olmayan kitaplar size hiçbir fayda sağlamaz bunu söyle, söylemek istiyorum. Çünkü eğer bir hocanın kanalı varsa lütfen daha çok o kitapları ta, e, takip edin. Çünkü bakın değişiklik oldu. Biz hemen anda müdahale edeceğiz. Ama kanal yok, bir şey yok. Orada nasıl müdahale edileceksiniz? Muhatap bulabilecek misiniz? Hayır. Dolayısıyla bu bizim için son derece önemli arkadaşlar. Evet, o zaman günün sorusunun cevabını aşağıya bekliyorum. Bekliyorum ve asla unutmayacağınızı da biliyorum yazılışını. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Ders beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizimle.